Merhaba arkadaşlar, Papatya'nın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz çok şık kare motif modellerini çalışacağız. Ben gördüğünüz gibi 3 renk çalıştım. Gayet çok şık ve çok güzel oldu. İstediğiniz tüm örgü modellerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz hem kolay hem de çok şık bir model. Hemen tığımdan bahsetmek istiyorum. 1,75 milimlik tığ kullandım. Koton ipi kullandım. Sizler istediğiniz tür ipi kullanabilirsiniz. Arkadaşlar hemen bu güzel modelin yapımına geçmeden önce yine küçük hatırlatmamı yapmak istiyorum. Kanalıma halen abone değilseniz kanalıma abone olup hemen abone ol tuşunun yanındaki zili aktif hale getirirseniz bundan sonraki yükleyeceğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olmak amaçlıysa bu videoyu beğenip videonun altına o güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum. Ve hemen bu sesimin modunun düşüklüğünü açıklamak istiyorum. Arkadaşlar bugün gerçekten modum çok düşük. Dün Instagram'dan da paylaştım. Birkaç günden beri yayınladığım videolar hep benim önceden hazırladığım videolardı. Kaç gündür video çekemiyordum. Maalesef oğlum bir motor kazası yaptı. Şükürler olsun ki gayet iyi durumda. Çok az sıyrıklarla bu olayı kapattık. Ama bir anne olarak ben bunun şokundan hala kendimi alamadım, düzeltemedim. Hala aynı şokla gidiyorum. Tabii ki video da çekmek zorundayım. Ama hiç istemezdim ki bu ses tonuyla size bu videoları çekmek. Ama maalesef modumu düzeltemiyorum. Bunu da sesimin tonundan dolayı açıklama gereği duydum. Dediğim gibi hala o şoku atamıyorum üstümden. Rabbim kimseye evlat acısı vermesin. Hiç kimseye vermesin. Evlat acısını tatmadım ama hissettim. Çok kötü bir duygu. Burada evladını kaybetmiş annelere de bol bol sabır diliyorum. Çocuklarına Allah'tan rahmet diliyorum. Gerçekten çok zor bir durum. O yüzden bunu da burada açıklama gereğinde bulunmak istedim. İnşallah sesimin tonunu bağışlarsınız. Evet arkadaşlar, hemen bu güzel modelin yapımına çok uzatmadan geçelim. Arkadaşlar hemen şöyle koyu bir mor rengim var. Hemen ipimi halka haline getiriyorum. Birleştiği noktadan şu şekilde tutuyorum. Tığımı içinden geçirdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Başını doladım. Ve halkamın içine batırıp çektiğim zincirle birlikte 16 tane ikili trabzan yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve çektiğim zincirle beraber çektiğim 3 zinciri de sayıyorum. 16. Bu şekilde. Çektiğim ilk zincirin tepe noktasına batırıp kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Tam ortasından tutuyorum sihirli halkamı, şöyle çekiyorum ve kapatıyorum. Daha sonra halkamı buraya sabitlemek için herhangi bir ilmekten şöyle tığımı geçiriyorum ve ilmeğime bir düğüm atıyorum ve şöyle üstün körü saklayacağım. Sizler ayrıntılı bir şekilde saklarsınız.
şekilde ilk sıramızı bitirmiş oldum. Şöyle lila, açık lila bir ipim var. Yine aynı renklerle yapacağım. İpime düğümümü attım. Herhangi bir trabzan tepesinden başlıyorum. Şöyle tığımı batırıp ipimi sık iğne ile oraya sabitledim. İlk zincirim 4 olacak. 1, 2, 3, 4. Başlangıç zincirimi 4 yaptım. Başını doladım. Hemen yanındaki trabzan tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. Şimdi artık tek zincir çekeceğiz. Bir zincir, hemen önümdeki trabzan tepesine ikili trabzan. Bir zincir, hemen yanındaki trabzan tepesine ikili trabzan. Bu şekilde araya bir zincir çekerek tüm trabzan tepelerine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 16 tane trabzanım olacak. Toplamda 16 tane ikili trabzanımı yaptım, aralarına birer zincir çekerek. Bir zincir çekiyorum ve ilk çektiğim zincirin üçüncüsüne sabitleyeceğim. 1, 2, 3'üncüye batırdım başını dolamadan tığımın ve kaydırma yöntemiyle kapattım. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başını doluyorum ve bir zincir çektiğim boşluğa batıp 2 tane aynı boşluğun içine ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Boşluğun içine 2 tane ikili trabzan yaptım. Başını doladım. Hemen önümdeki trabzanın tepesine 1 tane yapıyorum. Boşluğun içine 2 tane. 1. Aynı boşluğun içine 2. Trabzan tepesine 1. Boşluğun içine 2. 1. 2. Bakın, trabzan tepesine 1 dedik. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuma geldim. Kutucukların içine 2 tane trabzan tepesine 1 tane yaparak sıra sonuna kadar geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırdım. Kaydırma yöntemiyle kapattım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Tekrar ilk başladığım renge geri dönüyorum. Hemen ipimi sabitliyorum. Ve yine herhangi bir trabzan tepesinden şöyle başlıyorum. İpimi sabitledim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artık köşelerimizi yapmaya başlıyoruz. 10 zincir çektiğimiz bölümler köşelerimiz. Hiç başını dolamadan 1, 2, 3. trabzan tepesine batırdım ve sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Başını dolamadan 1, 2, 3. trabzan tepesine sık iğne ile sabitliyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Hep 3 trabzan, 2 trabzan atlayıp 3.'ye bağlıyoruz. 1, 2, 3.'ye sık iğne ile bağladım. Bu şekilde. Tekrar 3 zincir. 1, 2, 3. Yine 1, 2, 3. trabzan tepesine sık iğne ile bağladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın, birinci köşemizi yaptık. Şimdi ikinci köşeyi yapıyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3. trabzan tepesine sık iğne ile sabitledim. Bakın, şöyle bir köşem oluşmuş oldu. Bir duvarımız diyelim şu şekilde. Tekrar 1, 2, 3. 3. trabzan tepesine bağladım. 1, 2, 3,
4, 5. Şöyle bakalım. 1, 2, 3'üncüye bağlıyorum. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3'üncüye bağlıyorum. Ve 3'üncü kenarımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 3. trabzan tepesine tekrar 1, 2, 3'e bağlıyorum. Bu şekilde bakın. 10 zincir, 3 zincir, 5 zincir, 3 zincir, tekrar köşe için 10 zincir. 4 köşemizi de tamamlıyoruz ve bir üst sıraya geçeceğiz. Evet arkadaşlar, sıra sonuna gelmek üzereyim. Bakın 1, 2, 3, 4. köşemi de bitirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2, 3'üncüye batırıp sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 1, 2, 3'üncüye sabitledim. Şimdi buradan bir zincir çekiyorum. Başını bir kez doluyorum. Ve ilk bakın şurada battığım yere, sık iğnenin olduğu yere batırıp ikili trabzan yapıyorum. Bunu yapmamın sebebi tam şuranın ortasına gelebilmem. Yoksa tam çok düzgün çıkmıyor model. O yüzden bu şekilde yaparak tekrar göstermek istiyorum. Bakın buraya geldik. Normalde 3 zincir çekip buraya bağlamam lazım. Ama ben 1 zincir çektim. Başını doladım. Ve bakın hemen şu zincirin dibine batırıyorum. Şöyle ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 1 zincir çektim. Başını doladım. Hemen burada 10 zincir çektiğimiz bölüme, yani köşemize 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Köşemi oluşturabilmem için 3 zincir. 1 2 3. 3 zincir çektim. Başını doluyorum. Tekrar 10 zincirin içine 5 tane ikili trabzan daha yapıyorum. 2 oldu. 3 4 ve 5. Şöyle göstermek istiyorum. 10 zincirin içine 5 tane ikili trabzan, 3 zincir, 5 tane ikili trabzan yaptık. Hemen önümdeki 3 zincirlik bölümü sık iğneyle sabitliyorum. Başını doluyorum. 5 zincirlik ortadaki bölüme 6 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 pardon ve 6. Ve hemen önümdeki 3 zincirlik bölümü başını dolamadan battım. Sık iğne ile kapattım. Başını doluyorum. 10 zincirlik, yani köşeme yine aynı işlemi yapıyorum. 5 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 ve 5. 3 zincir. 1, 2, 3. Başını doladım ve yine aynı 10 zincirlik bölümün içine 5 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Üç, dört ve 5. Burada ne yapıyorduk? Hemen önümdeki 3 zincirlik bölüme battım. Sık iğne.
Başını doladım. 5 zincirlik bölüme battım. 6 tane ikili trabzan. 1 2 3 4 5 ve 6. Hemen önümdeki 3 zincirlik bölüme batırıp sık iğne ile kapatıyorum. Başını dolayıp yine 10 zincirlik bölüme aynı işlemleri uyguluyorum arkadaşlar. Sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Trabzanımı yaptım. 3 zincirlik bölüme bağladım. Daha sonra 5 zincirlik bölüme 1 2 3 4 5 ve 6 tane ikili trabzanımı yaptım. Ve bakın burada ilk bağlantı yerimiz var. Şurada. Hemen bakın burası. Şu trabzan değil, bizim bağlantı bölümümüz. Hemen buraya bağlıyorum. Şöyle kaydırma yöntemiyle oraya sabitliyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Ve bu şekilde bu sıramızı bitirmiş oluyoruz. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Güzel oldu bence. Hemen beyaz ipimi alıyorum. İpime bir düğüm attım ve son ikinci sıradayız. Şöyle herhangi bir köşenin içine batıyorum. Sık iğne. Yaptım. 1 2 3 4 5. Başını doluyorum. Ve bakın şöyle iki model arasındaki sık iğneyi şuraya şöyle bakın. Şöyle şuraya batırıyorum. İkili trabzan. 1 2 3 zincir çektim. Bakın 1 2 3 1 2 3 6 tane trabzanımız var. Şöyle tam ortadaki trabzanların arasına batırıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Başını doluyorum ve hemen önümdeki iki model arasına ikili trabzan yapıyorum. Bakın, bu şekilde olacak. Daha sonra 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hemen köşemin içine bir sık iğne. 3 zincir. Tekrar köşenin içine batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Başını doladım. Hemen şuradaki sık iğneye batıyorum. İkili trabzan. 3 zincir. 1 2 3. Hemen birinci değil, ikinci değil, üçüncünün tam arasına batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir. Başını doluyorum. 2 model arasındaki sık iğneye battım. İkili trabzan. 1 2 3 4 5. Köşemin içine battım. Sık iğne. 1 2 3 zincir. Tekrar köşemin içine batıp sık iğne yapıyorum ve 5 zincirle aşağı iniyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Yine 5 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4 5. Bakın şurada da artık ipimi beraber öreceğim. Şöyle ilk battığımız köşeye tekrar batıyorum. Sık iğne ile sabitledim zincirimi. 1 2 3 zincir çektim. Ve bakın ilk yaptığım sık iğneyi şöyle dibine batıyorum. K
kaydırma yöntemiyle 3 zincirimi sabitledim. Bu sıramız bu şekilde olacak. Şöyle göstermek istiyorum. Daha sonra burada hemen şu boşluğun içine girip kaydırma yöntemiyle oraya geçtim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu 5 zincirlik bölüme çektiğim zincirle beraber 5 tane ikili trabzan. 2, 3, 4, 5. Başında doladım. Bir tane trabzan tepesine yapıyorum. Başını doluyorum. 3 zincirlik bölüme geldim. 3 tane ikili trabzan. Burada bir sık iğnem vardı. Tepesine batıyorum. O sık iğnenin tepesine de bir tane ikili trabzan. Daha sonra 3 zincirlik bölümü 3 tane ikili trabzan. 1, 2 ve 3. Hemen önümdeki trabzan tepesine batırdım. Bir tane ikili trabzan. Başını doluyorum. 5 zincirlik bölüme geldim. 5 tane ikili trabzan. 1, 2 3 4 ve 5. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Daha sonra başını doluyorum. Bakın buraya 3 zincir çekmiştik. Tam köşe bölümümüz. Hemen içine batıp 3 tane ikili trabzan. 1 2 ve 3. Araya 3 zincir çekiyorum. 1 2 3. Başını doladım. Tekrar aynı yere batırıp 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Bu şekilde. Burada da aynı işlemleri yapıyoruz. 5 zincire 5 tane, 3 zincire 3 tane ikili trabzan, trabzan tepelerine, sık iğne tepelerine de birer tane batırıp sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Başını doluyorum ve hemen son köşemin içine batıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar aynı köşemin içine batıp 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batırıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapattım. 1 zincir ve ipimi kesiyorum. Bu şekilde modelimizi bitirmiş olduk. Gerçekten güzel ve hoş model. İstediğiniz tüm örgülerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yapımı da oldukça basit. Şöyle üstün körü saklıyorum. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklayabilirsiniz. Ve ördükten sonra çok hafif üzerine buhar tutarak daha düzgün bir hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, yapımı bu şekilde. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım sizler de anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Diğer motiflerde, diğer modellerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.